Şimdi Burak'ın Vurkaç diye bir hesabı vardı ya. Evet. Orada da sen arkadaşsın onunla diye biliyorum. Selman. Sana da şey dedim mi? Seyirin haberi olmasın. Aynen orada arkadaşım ben onunla. Tamam bak Serhat bir soru sordu sana. Sana dedim seyirin haberi olmasın diye. Yok bana bir şey demedi. Peki Burak bu hesabı niçin kullanıyordu Selman? Yani benim bildiğim normal hesabı diye kullanıyordu. Tamam şimdi gelelim o çikolatanın üzerindeki esrarengiz kadını çözmeye. Belki o kadın bize yani farklı bir şey açacak, pencere açacak, bizi başka bir yere götürecek. Ne bileyim mahalleden biri miydi? Burak niye Selim bile hatırlamadın? Yani bu kadar önemsiz biri için karısına neden çikolata yaptırsın yani? Sen Selmancığım. Onu bir şey diyemem ki şimdi. Ama çok Şimdi olayı hatırlamıyorum. Yani olayı hatırlasam size yani gerekli şeyi söylerim derim böyle şöyle bundan yapalım. Sen dolayı bu televizyon yaptığını. sesini bir rica etsem oradakiler televizyon sesini bir kıssınlar. Bir iş yerinde çalışıyorsun galiba. Selam söylüyorum iş arkadaşlarına da. Bir televizyon sesini kıssınlar lütfen. Eko yapıyor. Seher bu kadar ya özür dilerim ama çok spesifik bir şeyden bahsediyor. Çok sıradan bir olay değil. Sonuçta Seher'in kocası öldürülmüş. Burak öldürülmüş. Ondan bir yıl önce ya da 2 yıl önce ya da işte bir, ya çok yani 10 yıl öncesini konuşmuyoruz Selman. Buran karısının iş yerine gidiyorsunuz. Seher'in iş yerine gidiyorsunuz. Bir tane çikolata üzerinde bir kadının fotoğrafı doğum günün kutlu olsun diye yazıyor. O çikolatayı nereye götürdüğünüzü hatırlamıyor musun Selman? Hatırlamıyorum. Vallahi öyle bir Yani ses. bu çikolatayı Seher mi buraya vermiş? Evet. Sen benim çalıştığım yeri biliyorsun değil mi? Onun yanında bir giyim mağazası var. Siz köşede orada bekliyordunuz Burak'la. Ben de geldim size verdim. Hala söyle bakayım. Peki sen buraya sormadın mı yani bu kız kim nedir diye? Bana demesini söylüyorum işte arkadaşımın sevgilisi. Arkadaşım yaptırıyor gibi. Arkadaşımın sevgilisi. Allah Allah. Siz ikiniz beraber ayrıldınız ya oradan. Elinizde de bu fotoğrafla pastayla ya da ne bileyim çikolatayla ayrılmışsınız. Nereye gittiniz Selman hatırlamıyor musun? Arkadaşlar blursuz olanı gönderdiniz değil mi? Ben birden tereddüt ettim de. Ya blursuz kızın gözleri mavi. Bu kızın gözleri mavi Selman. Çok net bir yüzü var yani. Şimdi biz Aynen ekran... Evet. net fotoğraf geldi de ama yani ben kızı da tanımıyorum ki olayı hatırlamaya çalışıyorum yani şu anda. Olayı hatırlamaya çalışıyorsun. Şimdi bak şöyle Peki Selman o gün saat kaç sularında geldik peki yani madem hani geldik diyorsun ya saat kaç sularında gelmişiz? kaç sularındadır? Öğleden sonra. Yani Saat. çünkü ben gün boyunca ben genellikle dükkanda oluyorum. Şimdi bak Selmancığım o gün Sen genelde akşamları gidiyorsun ya bir dükkana. dakika bir saniye ben Selman'a bir şey hatırlatayım. Selman şimdi o gün cinayetin işlendiği gün 20 Ocak 2021. Bildiğim kadarıyla işte Covid'in yoğun olduğu ve belli bir saatte de sokağa çıkma yasağının olduğu zaman. Sen Evet. kuzenin Murat'tan cinayeti haber alıyorsun. Sokağa çıkma yasağı varken hastaneye gidiyorsun. Ceza almayı göze alacak kadar yakın bir arkadaşından bahsediyoruz. Burak'ın yakın arkadaşısın. Yani hastaneye gittiğin zaman, sokağa çıktığın zaman da o sırada işte ceza kesiliyor. Covid'den dolayı, salgından dolayı. Sen bunu bile göze alıyorsun. Hastaneye gidiyorsun. Bu kadar Zaten bu kızı yani Buran yakın arkadaşısın ya Selman. İyi görüşüyorsunuz diyelim daha doğrusu. Nasıl bu kızı ya da olayı hatırlamıyorsun? yani olaya çıkaramadım olayı o yüzden şey diyemedim. Nasıl çıkaramıyorsun ya? Şimdi hastaneye gittiğin zaman sokağa çıkma yasağı vardı Buran öldürüldüğünü haber Var. aldığında, değil mi? Onu Var. hatırlıyorsun. Polis Evet. görse sana ceza yazacak. Bu da doğru. Gördü. Gördü. Evet, bunu öyle Hatta ben Burak ha söyle. bekçiler hatta nereye gidiyorsunuz denildiğinde hatta biz dedik hani hastane bir hastamız var onun için gidiyoruz dedik. Yani Burak'ı önemsiyorsun. O sırada başına bir şey geldiğini biliyorsun. Yani çok önemsediğin bir arkadaşın hastaneye gidecek. Ya yani bir sürü insan gitmiyor hastaneye çünkü. Sen hastaneye de gidiyorsun, önemsiyorsun Burak'ı. Dolayısıyla bu kadar net bir şeyi yani Seher diyor ki geldiler, beraber aldılar. Acaba Selman yani görmedi mi çikolatayı falan? Ya Yani sen... merak ettiyse Bir dakika bakmıştır. Selman. Ha? Merak ettiyse bakmıştır ama o ikisi beraber almaya geldi. Ben onu söylüyorum. Bir poşeti gördü. Poşetin içindekini Tabii gördü mü Selman? çantada. Çantada. Çantayı Burak'a veriyorum zaten. Görmeme ihtimali var mı? Peki o beraber mi gittiler acaba o kızın doğum günde yani ya da arkadaşının?
Selman hatırlamana yardımcı olduk mu? Şimdi çantayı verdik diyorsun da hani bunu benim kendi çevremde bilir, şeyimde bilir. Yani ben bir şey öyle meraklı bir insan değilimdir. Hani kalkayım ne olmuş, ne bitmiş, içinde ne var, ne yok. Yani sonuçta eşi tarafından verilmiş bir şey. Ona özel bir şeydir. Şöyle sorayım o zaman. Siz Burak'la bir yakın arkadaşınızın kız arkadaşının doğum gününü kutlamaya gittiniz mi? Siz Burak, sen Burak'la Burak'ın bir sevgilisinin o dönemde Seher'le beraberken kız arkadaşının doğum gününü kutlamaya gittin mi? Gitmedim. O zaman bu kız kim? Niye bu pasta yaptırıldı yani? Selman kaç yaşındasın? 24. Ay daha çok gençsin Selman. Yani Seher'le aynı yaştasın. Yani cinayet 4 yıl öncesinden bahsetmiyoruz. 4 yıl öncesinden bahsediyoruz. 4 yıl öncesinden. 20 yaşındaki bir olay, yani 20 yaşındayken yaşadığın bir olayı hatırlarsın değil mi Selman? Yani şimdi konuya hakim olduğum bir olay olsa amenna derim, hani hatırlarım derim. Ama yani şöyle geriye dönük baktığımda Burak'la bir doğum gününe gittin mi desen gitmedim. Poşet ortada bir pasta söz konusu var. Pastadan haberim yok. Şey, pasta mı çikolata mı her neyse. Ondan haberim yok. Şimdi bu kadar yakın arkadaşın ya senin. Hiç Burak'la Burak bu meseleyi sana anlatmadı mı? Ya yani bir kızdan birinden bahsetmedi mi sana hiç? Ya da bir arkadaşım. Hayır. Ya o zaman bir şey söyleyeyim mi? Selman gerçekten hatırlamıyorsa. O zaman Selman'dan da gizlediği bir şey. Yani. O zaman bir erkek arkadaşının belki hatırlar ya. Bir erkek arkadaşının kız arkadaşı değil demek ki. Burak bir kız arkadaşına bu doğum günü pastasını karısına yaptırmış yani. Benim ya yani Selman hatırlamadıysa gerçekten belki de pastayı aldılar gittiler. Sonra o günü hatırlıyor musun? Yani Burak'la siz ne sıklıkta görüşürdünüz Selman? Yani Burak buraya seyri almaya geldiğinde gelirdi ve arabasını bırakırdı. Tamam. Ondan sonra çarşıda iş olduğu zaman çıkar gelirdi. Ve hatta bu son, zaten en son onunla ne zaman görüştüm? Yanlış hatırlamıyorsam 2020 Mart'ta olması lazım. 2020 Mart'ta? Yani o sularda, Mart, Nisan sularında mıydı? Mayıs'ta olabilir. Yani ben askere gitmeden siz önce... Siz bir çay bahçesine gelmişsiniz bizim mahallede. Şeye geldik, sizin orada parkın orada bir çay bahçesi gibi bir yer vardı. Ne zaman gelmişsiniz? Yakın tarihte diye hatırlıyorum ben ama. Ben askere gitmeden önceydi zaten. En son bir o zaman yüzde görüştüm. Hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu Selman Burak'la ilgili? Ne gibi? Ya ne bileyim, korktuğu, rahatsız olduğu, çekindiği birileri var mıydı? Lastiklerinin kesildiğinden bahsediyor muydu? Lastiklerin kesildiğini duydum. Burak'tan mı duydun? Efendim? Burak'tan mı duydun? Yanlış hatırlamıyorsam Burak'tan duydum. Ne dedi Burak peki sana? Hani bir ara hatta onların evinin orada bir pazar yerinin oraya tezgah açtı dedi. O zaman marav marav işine bakıyordu. Hı hı. Lastik muhabbeti geçti. Ben de lastikçiye gideceğim dedi. Ne için dedim, hani neden lastikçiye gidiyorsun dedim. Evet. Lastiklerimi patlatmışlar dedi. Kim dedim, biliyor musun dedim. Bilmiyorum. Arkadaşlar dedi. WhatsApp'a bakar mısınız? Tamam, kim yapıyormuş peki? Yani şüphelendiği biri var mıymış? Ha, o kadarını sormadım, şey yapmadım yani. Tedirgin miydi peki Selman? Korkmuş muydu? Yok, korktuğum bir şey yoktu. Rahattı yani. Aynen. Ne zaman oldu demiştin? Söyle Selman, bir şey sordu Ser sana. Tam tarih vereyim ama ben askere gitmeden önce işte dediğim gibi en son bir o zaman görüştüm onunla. Ama lastiklerimiz 2020 Kasım sonu Aralık başı gibi başlıyor. Ben o zamanlar askerdeydim zaten. Peki Selman daha yakın bir tarihte görüştünüz. Ben onunla görüştüğümde bir lastikçi muhabbeti geçti diye hatırlıyorum. Ama kimi yaptığını sana söylemedi öyle mi? Yok. Senin eski bir kız arkadaşın varmış, Dilan. Hatta Dilan buraya geldi, sırtı dönük konuştu. Dilan senin eski kız arkadaşın mı? Evet. Burak'ın hareketlerinden rahatsız olmuş. Burak onunla, yani senin kız arkadaşınla görüşmek istemiş. Hatta ilgi duymuş falan. Dilan da bunlardan rahatsız olmuş. Senin bundan haberin var mıydı Selman? Ben bunları programda öğrendim.
Sonra Dilan'la konuştun mu? Hayır. Peki şaşırdın mı Burak'ın bu hareketine? Şaşırdım. Neden? Çünkü hani kardeşim diye konuşuyordu onunla sürekli. Hı hı. Hani daha önceden konuşmasından şeyden sürekli yani kardeş şeyle yaklaşıyordu ama programda duyduktan sonra şaşırdım açıkçası. Yani senin kız arkadaşına, eski kız arkadaşına, kız arkadaşına yakınlık duyup sevgili olmaya kalkmış bizim anladığımız. Yakınlık duydu demedi yalnız. Ne dedi? Dedi ki hani bir hastaneye götüreceğim. Ama sonuçta ya yani öyle algılamış ve rahatsız olmuş Dilan. Yayında onu şey yapmıştı, itiraz etmişti de o yüzden söyledim ben de. Ya ben onu öyle hatırlamıyorum. Yani tavırlarından hareket... Sonra niye görüşmüyor peki? Yani hani Seher'le teklif etse giderdin ama bu kadar ısrarcı olmasından rahatsız oldum dedi. Ya bu ne anlama geliyor? Demek ki Burak'tan rahatsız olmuş. Değil mi? Yani sen ne olsa gidecek ama sen olmadığın için Seher'in tavırların, pardon Burak'ın tavırlarından bir şeylerinden rahatsız olmuş. Açık ve net yani. Hatta o sırada bir sen Burak'ın silah ticareti yapmaya, silah alım satımı yapmak istediğini duymuş muydun? Böyle bir şey yapmak istediğini. Burak bunu yanlış hatırlamıyorsam bana bir kere şeyde söyledi. Ne zaman? Hatta bana bir bu hesaba benim yanımda hani kendi yaptı. Evet. Hatta dedi hani alacağım edeceğim diye. Ondan sonrasında yani bu programdan sonra kendiyle konuşuyormuş gibi. Bize öyle gösteriyormuş. Yani Selman işletmeye çalışmış. Hani böyle böyle ben hani tehlikeli aynen. işler yapmak istiyorum. Ama kendisine mesaj atmış. Hani başkasıymış gibi hani. Bize Burak'ın hiç de sağlıklı biri olmadığını gösteriyor. Murat'a da aynısını yapmış zaten. Bu şaka değil yani. Bu hastalıklı bir ruh hali yani. Kendini farklı göstermeye normal çalışma. Normal değil yani. Garip bir psikoloji içinde Burak yani. Peki teşekkürler Selman. Belki bu kızı hatırlarsan bize haber ver olur mu? Düşün tamam, bakalım. Ben tanıyarsan. Hatırlarsan. Ben hatırlayacağını düşünüyorum senin. Bir hatırlamaya tamam, çalış. Etrafındakilere falan bir sor. Haber ver.